Çukur dizisiyle kendi sinema kalitesini, kendi oyunculuğunu tekrar tap yaptı. Ve çok değerli bir sanatçımız. Yaşadığı sürece sanatını her zaman keyifle devam ettirecek. Fakat onda hafif el titremeleri ya da sinir kaslarında biraz zayıflamalar söz konusu. Sağlığına dikkat etmeli. Gülben Ergen, kokulu kokulu laflar tekrar piyasaya gündem gibi düşecek. O şu an maddi olarak krizler yaşadığı için maddi kaygının yaşattığı ama onda da gizli bir aşk ön planda. Sibel Can, keşke bir çocuk daha yapsaydım, dört çocuğum olsaydı diye triplere girdi. Hatta tekrar bir çocuk özlemiyle yanıp tutuşuyor. Bilmiyorum artık yapar mısınız, yapmaz mısınız ama bir çocuk heyecanı ya da çocukluk, çocuksu yönünüz çok ön planda. İyi bir kariyer döneminiz hedeflediğiniz bu yıl hiç olmadığı kadar başarılı bir yıla geçiş yapacaksınız. O yüzden Sibel Can'ın da aşkta yenilenme, aşkta ruhunu bulma yılı diyorum. Hülya Avşar tap olduğunu herkese kanıtladı. Yani 7'sinden 70'ine, 1970'ten 2018 yılına kadar tap olduğunu kanıtladı. Yaptığı her işte de ben varım diyen bir Hülya Avşar. Yani çok akıllı ve akıllı çizgide hareket ettiği için Hülya Avşar her zaman aşkla da kariyerle de adını söz ettirir. Çünkü o kendinin alanında çok başarılı. Ferhat Göçer çok yoğun bir duygusal boşluk yaşıyor. Çünkü yaşadığı ilişki onu çok fazla yıprattı. Kendini bulma dönemi yaşamak istiyor. Kendi içine kapanma dönemi içerisine girdi. Çünkü yaşadığı ilişki onu çok büyük depresyona soktu. Bu biraz kendi içinde mutsuzluklar yaşıyor ama kariyer için hedeflediği single ya da büyük projeleri var. Büyük bir başarı tekrar sağlayacak. Mesut Yar çok iyi programlar imza atsa da istediği hedeflediği noktayı bir türlü yakalayamadı bu dönem. Tekrar enerjisini toparlayacak ve başarı dönemi Haziran ya da Eylül itibariyle daha aydınlık bir sürece. Onda da bir çocuk muradı olabilir, bir çocuk sevinci yaşanabilir diyorum. Sacit Aslan ailesinde bir ölüm ya da sıkıntılı bir dost camiasına çok kırgın. Çevresindeki birçok insanı ekart ediyor ve artık dost tercih etmediği bir döneme geçiş yaptı. Hayatındaki birçok insanı blok etti ve kendi ruhunda, kendi dünyasındaki projelerini devam ettiriyor. Çok da başarılı buluyorum Sacit Aslan'ı. Değerli bir büyüğümüz, saygılar. Erol Köse, bütün deliliklerine rağmen aslında doğru söz söyleyen ama insanları rencide ettiği için kimse onu ön plana atmıyor ama Erol Köse'de de erkek çocuk sevinci var ve büyük yatırımlar planı içerisinde gözüküyor. O yüzden Erol Köse'ye de şimdiden kafasında büyük projelere imza atacağım. Evet, Arjun biliyorsunuz ki Survivor, Asfalt resmen ağladı. Ama keşke o gün programını iptal edip pazartesi yapsaydı. Çünkü şehitlerimiz çok vefat etmişti. Evet, biliyorsunuz bizler her şeyi çabuk unutan bir toplumuz. Algımız komple değiştiği için o da Survivor'da resmen bütün kanalların asfaltını ağlatacak ve tap olacak. O yüzden başarılı, her zaman akıllı. Onun Şeyma'dan bir oğlu olacak ve 9. ayda muhteşem bir aşka yelken açacak Acun. Acun yeni aşkıyla çok konuşulacak ama 9. aya kadar. Murat Boz, Aslı Enver en çok sorulardan biri. Aslı Enver bu ilişki için evlilik kararsızlığı yaşıyor ama Murat Boz evlenebilir. Ama Aslı'dan korktuğum için evlilik yapacaklar demiyorum ama ilişki şu an için devam edecek. Bu ilişkiyi bırakırsa da Aslı Enver bırak. Hadise çok çocuk özlü. Ah Sivaslım, hemşerim. Evet, o da bu yıl bu kararını verecek. 2019'da anne olacak. Biliyorsunuz ki Ozan Çolakoğlu Gülşen'le evlendi. Fakat ilk eşinden olan Kaan çocuğuyla hiç ilgilenmiyor. Lütfen Ozan Çolakoğlu, sen iyi bir babasın ve Kaan sana çok düşkün ve seni görmediği zaman büyük depresyonlara giriyor. Evet, Gülşen sen de bir annesin, Azur'un annesisin. O yüzden Kaan da Azur'un abisi. Lütfen Kaan'a sahip çıkalım. Çünkü Ozan Çolakoğlu ilk çocuğunu çok ihmal ediyor ve haksızlık yaptığını düşünüyorum Gülşen'in. Buna da sana da aşk olsun Gülşen'cim, sen de annesin yani. Bülent Ersoy yeni teklif, yeni bir proje imza atacak. Onun da sağlık problemleri çok ön planda ama o gerçekten bu yıl keyifli, güzel süreçler yaşayacak. Kalp ritim bozukluğu ve fazla kilo almaya başladı Bülent Ersoy. Dikkat etmesi gerekiyor. Muazzez Apacı mı? Muazzez Ersoy. Evet, onun biliyorsunuz ki son zamanlarda müzik camiasında bir sessizlik yarattı ama bu yıl tekrar bir tap yapacak. Kendi çocuğu ya da ailesi ilgili yaşadığı bazı problemleri düzeltme evresinde maddi sıkıntılar çok fazla yaşadı. Onları toparlamaya çalışıyor. O yüzden yani vallahi şöyle söyleyeyim. Güzel dönemlere imza atıyor. Evet, birçok
TV programları biliyorsunuz ki reyting kurbanı. Neden? Cinayetler, evlilik programı, magazin programları var. Ve doğal olarak da insanların TV izleyecek enerjisi, herkes YouTube'a kilitlendi. YouTube'a kilitlendiği için de TV programları kalitesiz kalmaya başladı. Herkes kendine göre, kafasına göre programını yapıyor. Fox TV çok büyük bir çalkantı içerisinde, bir denge bozukluğu yaşayacak. O yüzden çok Fox TV eski kalitesini kaybediyor, tekrar yeniden toparlanması gerektiğini düşünüyorum. Türkan Şoray'ın sağlık problemi ciddi anlamda, vücudunda halsizlikler, yorgunluklar, dışarı çıkmama enerjisi, çok fazla had safhada, sağlığına dikkat etmeli diyorum. Müjdar annesinin tüm sözlerini piyasaya tek tek satacak ve gerçekten Aysel Gürel nurlarda yat inşallah diyorum. Çok yetenekli ve çok başarılı ve bu dünyaya senin gibi bir kadın gelmez diyorum. O yüzden sözlerin kıymetli, herkese de verme Müjdar'cığım, çünkü o sözleri söyleyecek insan Aysel Gürel kadar deli ve uç noktada bir insan olmalı ve sanatın kıymetini bilmeli diyorum. Kadir İnanır sağlık problemi yaşıyor biliyorsunuz ki. Ciddi anlamda sağlığı had safhada olacak. Uzun soluklu bir tedavi ve sıkıntı görüyorum. İnşallah iyileşir diyorum. Huysuz Virgin'de de sağlık problemleri var ve çevresindeki birçok insanla görüşmek istemiyor. Çünkü vücudu ciddi anlamda sağlık problemlerinden kaynaklanan sorunlardan dolayı insanlardan uzaklaşıyor. İzzet Çapa ailesiyle ilgili, bağlarla ilgili miras kavgası, ama İzzet Çapa biliyorsunuz ki malı mülk beni ilgilendirmez diyen bir karakter yapısı var. Kardeşler arasında çıkacak miras kavgası ama İzzet Çapa hiçbir şekilde mal benim değildir, ne haliniz varsa görsün diyecek diye düşünüyorum. Başka Saadettin Saran tekrar bir evlilik yapacak. İş ve kariyer hayatında inanılmaz büyük başarılar sağlayacak. Murat Ülker yeni projeleri, büyük projeleri imza atacak ve başarısını diğer gruplara göre tekrar kendini ön safhaya atacak. Bu kendini yeniden doğuruyor diyorum Murat Ülker. O yüzden çok büyük başarılar imza atacak. Doğru kararlar yapmaya başladı ve kendi Ülker grubunu ciddi anlamda üst seviyeye taşıyor. Kaya Çilingiroğlu evliliğe karşı, zorla evlilik yaptı diyorum. Çocuklar olunca evlendi. Aşk adamı, o yüzden evlilik adamı değil diyorum. Tanyeli haklı olduğu davada haksız duruma düştü. 16 yaşında tecavüz edilmiş bir kadının çocuğunu kabul etmemek ne demek? Yani ona tecavüz eden insanın yargılanması gerekiyor. Bu ülke yani hala bu konuları konuşuyorsa yazıklar olsun diyorum. Çünkü evlat ne olursa olsun sizin kendi kanınız. Tecavüze uğramış mı çocukluğu? Önemli olan çocuk doğmuş. Artık o çocuğa sahip çıkmak gerektiğini düşünüyorum. Ali Koç, Fenerbahçe'nin yeni başkanı. Aziz Yıldırım'ı esip geçecek ve Fenerbahçe'nin başkanı olacak. O yüzden Ali Koç'a da yürekten tebrik ediyorum şimdiden. Ali Ağoğlu, ciddi maddi problemler yok. Çünkü o kadar varlığı varken nasıl yeni projeler alamadığı için kendi kendine büyük çatışmalar yaşayacak. Bazı ihaleleri durmuş olacak. O yüzden Ali Ağoğlu devletle ilgili sıkıntıları gündeme gelebilir. Dikkat diyorum. Emine Erdoğan'ın sağlık problemi gündemde olacak. Ve Sümeyye tekrar bir gebelik ve erkek çocuk dünyaya getireceğini söyleyebilirim ama Emine Erdoğan'ın sağlık problemi ön planda. Özilhanlar'da da ciddi sağlık problemleri ve yatırımları farklı ülkeye planlıyorlar. Lütfen ülkemizde kalsın yatırımlarınız. Çünkü güçlü insanlar da giderse ülke iyicene alt tabakaya çöker. O yüzden maddi kazançlarını farklı ülkelerde yatırımlarla çoğaltacak Özilhanlar. Rica ediyorum bu ülkede kalın diyorum. Evet, başka hangilerimiz var? Kadir İnanır söyledi. Net Holding. Net grubu bu yıl çok büyük bir ölümle sansasyon yaratacak. O yüzden kendi çocukları arasında miras problemi yaşanacak. Net grubunun ana sahibi vefat edecek bu yıl. O yüzden dört kardeş arasında miras tartışması ve büyük sorunlar ön plana çıkacak diyorum. Vallahi neler dedik? Bahar Öztan'ın sağlık durumu çok kritik. Yani Allah onu sağlığını tez vakitte iyileştirsin. Haluk Levent yeni projelere imza attı. Büyük oluşumlar yaratacak ve keyifli oluşuna. Haluk Bilginer dedim. Başarılı ve yetenekli adam. O kızıyla, ailesiyle tekrar mutlu oldu. Sera Serengil evlilik kararını verdi. Evlilik yapacak. Yani %100 bu kararını verdi diyorum. Kıvanç Tatlıtuğ farklı projelere imza attı ve büyük yatırımlar planı içerisinde kendine organik bir çiftlik kafasında ve onların halesinde de çocuk düşünceleri var. O yüzden çocuk sevinci. Aleyna Tilki, Acun'un efsanesini biliyorsunuz ki. Aleyna Tilki'nin bazı bağımlılıkları var. Bunlar kontrol edilmeli, yoksa o kız genç yaşta sıkıntılar yaşayacak. Lütfiye, O Ses Türkiye'de birinci olan kızımız, büyük bir başarı ama onun da elinden tutulması gerektiğini, O Ses ziyan olmaması gerektiğini düşünüyorum.
Nejat İşler büyük sinema projesi teklif alacak, bunu değerlendirecek ve çok büyük bir başarı. Artık tiyatro üzerine ve kendi yazdığı yazılarla ilgili kitap ya da oluşturmak istediği kendine ait bir dernek sistemi var. Bunu da gerçekten yapacak diyorum, dedim bile. Başka kimler var? Murat Boz'u söyledik. Hadise Ozan Çolakoğlu'nu unutma, oğlunla ilgilendiriyoruz. Var mı başka? Yok. Evet, sevgiyle kalın. Magazin bitti. Hoşça kalın.